Günaydın. Güzel ülkemin güzel insanları, günaydın Kıbrıslılar, günaydın Kanal T izleyenleri ve günaydın 88.6 FM bandı üzerinden radyoları başında bizi dinleyen herkes. Efendim, bugün kaçıdır? Bugün 8'idir galiba. 8'i olması lazım. Günleri şaşırdık ya. 8 Nisan 2020 Çarşamba. Herkese çok güzel, çok mutlu bir gün dileyerek programımıza başlıyoruz her zaman olduğu gibi tabii ki. Ve herkese, bize mesaj atanlara, atmayanlara, selam edenlere, etmeyenlere, bu arada paylaştık videomuzu da, YouTube'dan da bizi izleyebiliyorsunuz bildiğiniz gibi. Herkese sevgilerimizi, saygılarımızı YouTube aracılığıyla da artık iletiyoruz. Evet, Ender Sıcak Yüz günaydın, Okan Erdemsiz dostum, Kemal Osman Ceyhanlı, Duygu Özuğurlu günaydınlar. Herkese selamlar. Duygu Özuğurlu bize Londra'dan selam ediyor. Yusuf Kadir Beyleroğlu da Londra'dan bize selam ediyor. Efendim, Karşıyaka'da 34 yaşında bir gencimiz yaşamını yitirdi. Kanser hastasıydı. Allah rahmet eylesin. Ailesine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Seyfi Akdeniz ağabeyimizi yitirdik, kaybettik, iş insanı. Evlatlarına, ailesine, tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Asım Serinova yaşamını yitirdi. Serinova. İlk başta Serinova diye okudum ama Serinova. Ona da Allah'tan rahmet diliyoruz. 47 yaşındaydı Asım Serinova. Bardak kırılmış, bardağın üzerine düşmüş. Ayağı kesilmiş, yani ayağında damar kesilmiş ve böyle yaşamını yitirdi. Çok beklenmedik bir ölüm, çok acı bir ölüm. Allah'tan rahmet diliyoruz ona da. Ve dün çok değerli bir başka insanı, ilk korona şehidimiz olarak verdik. İki Alman kardeşimizden sonra ilk defa bir Kıbrıslı Türk. Ümit Tilki 74 yaşında Covid-19'a yenildi. Bugün birçok gazetede bu konuda haberler var. Haberci gazetesinin dijital baskısı tabii ki bugün bu konuyu manşet taşıdı. Yerel bulaş ilk ölüm diyor. Çok büyük bir olasılıkla tabii ki tahmin öyle. İngiltere'den kız kardeşi geliyor. Bu kız kardeş... Tabii ki insanları suçlamak çok yanlış. İnsanları damgalamak çok yanlış bu bir konuda. Hiç kimseye bu hastalığa neden bulaştın da bize de bulaştırdın diyemez. Çünkü kimse bilmiyor nasıl olduğunu. Özellikle gençler için bu konu çok daha uyarıcı olması gereken bir noktada. Çünkü gençlerde uzmanların iddiasına göre belirtisi de çok fazla olmadığından dolayı gençler taşıyıcı olduklarını bilmiyor. Bu yüzden örneğin Türkiye'de 20 yaş altında kimseyi sokağa bırakmıyorlar. Çok yakın bir zamanda bulduklarını dövecekler. Şu anda televizyonlar gösteriyor, polis gayet kibar. Ama televizyonların göstermediği noktalarda veya televizyonların olmadığı alanlarda sanırım artık bir miktar sertleşecek durumlar. Çünkü gençlik ve aslında vatandaşların büyük çoğunluğu konunun bence ciddiyetinde değil. Evet, Kıbrıs Gazetesi'nin ilginç bir manşeti var bugün. Yardım edilmezse birçok insan sıkıntıya girecek ve kriminal suçlar başlayacak uyarısı var bir muhtarımızdan Lefkoşa'da. Boris Johnson'ın durumu kritik, hala aciliyetini koruyor. Şu anda ülkeyi kimin yönettiği ve bundan sonraki lockdown, yani evde kalın, sokağa çıkmayın kararını kimin vereceğini, kimin alacağını insanlar merak ediyor ki bu da Dominic Raab olacak büyük bir ihtimalle. Kraliçe mesaj yayınladı ailesine, özellikle kız arkadaşının nişanlısına mesaj gönderdiler ama... Başbakanımız Sayın Ersin Tatar da
hem özel kalem müdürüne ulaştı, Boris Johnson'ın ulaşıldı. Hem İngiltere'nin Kıbrıs'taki yüksek komiserine gönderildi. Kıbrıs Türk halkının İngiliz başbakanına geçmiş olsun dileklerini ve get well soon dileklerini, en erken bir zamanda iyileş dileklerini gönderdi. Bizler de iletiyoruz. Evet, dün akşam ilk uçak geldi. Son uçak İngiltere'den bu akşam gelecek. Büyük bir ihtimalle son olacak. Çünkü bakın, eskiden hiç fark etmediğim bir olay. Sürekli yüzüme dokunuyorum, sürekli eller hareketli. Ya kulağımı, ya saçımı, ya gözümü, ya burnumu, ya ağzımı kaşırım. Şimdi de fark ettim, burnumu sildim, kaşındı aslında. Gayet doğal davranmaya çalışıyoruz. Bunu üniversitelerde pratik olarak öğrencilerimize de göstermeye çalışıyoruz. Asla yapmacık olmayın. Nasıl konuşuyorsanız sokakta, tabii argo var, biz de argoyu keserek öyle konuşmaya, el kol işaretlerini aynı şekilde kullanmaya devam edin. Ama oranızı buranızı kaşırken şu anda koronada eldiven olsa dahi kaşımamak lazım. İzliyorum, hem kendimi izliyorum, hatta ilk defa kendimi izledim. Akşamları Kanal Tek koyuyor, akşam koydum. Böyle eğili program yapıyoruz. Yani sürekli okumak için eğiliyoruz. Kafa buradan görünüyor. Birçok arkadaşım aynı hatayı yapıyor. Sonra sürekli yüzümüze dokunuyoruz. Oysa bugünlerde yüze hiç dokunmamak gerekiyor. Ne kadar kaşınırsanız kaşının böyle idare edeceksiniz. Fazla dokunmayacaksınız. Evet, ülkemizde önemli bir tartışma başladı. Nedir bu tartışma? Nedir bu tartışma? Onu söyleyelim. Bu arada belirtelim, bugün kravat mıravat yok. Geleceğiz tartışmaya. Erol Köse günaydın. Evet, çalışmaya devam ediyoruz. İbrahim Özsanlı günaydın. Hasan Kerman günaydın. Mesut Kazık. Haydarpaşa muhtarı Mesut Kazık kardeşime selam saygılarımı iletiyorum. Hidayet Ali Sarı, Salih Demirkent. Evde kal, güvende kal. İlker Mehmet. 76 gündür karantinada olan Wuhan şehri giriş ve çıkışı açıldı. Umarım bizde de yakında her şey normale döner diyor İlker Mehmet, inşallah. Atateci Merkubilay Güler, Kemal Osman Ceyhanlı. Birinci dalgayı iyi kötü atlattık ama bunun ikinci dalgasına ne kadar tedbir aldık, aman dikkat edelim. Evet, bunun bir ikinci dalgası olacağı söyleniyor. Aslında bu konuda tartışmalar çok fazla sevgili Kemal Osman Ceyhanlı. Herkes bulaşacak bir şekilde, herkes bulaş olmalı. Ama işte biz onun tedbirini nasıl alacağız, almayalım mı? Herkes, bakın bir daha kaşıdık işte, kolay değil. Kısmet İzanoğlu, evet, hükümet el bombasının pimini çekti, güzel yurt halkının üzerine bıraktı. Umarım yetkililer sıkı önlem alır, umarım diyor Kısmet İzanoğlu. Güzel yurtta kimsenin tabii ki karantinaya alınan, akşam gelen ve bu akşam gelecek olanların yanına yaklaşma gibi bir durumu olmayacak. Zaten o insanların odalarından çıkma gibi bir durumları olmayacak. Bu konuyu fazla abartmamak lazım artık. Bu konuda fazla tartışmamak lazım. Önemli olan, bu karar alındı şu anda. Bundan sonra herhangi bir uçağın, bu çok tedbirli günler gelmediği takdirde, bu ülkeye inmeyeceği. Zaten esas sıkıntımız öyle baş gösterecek. Daha sonra bu uçaklar inmeyecek. İnerse tekrar hastalık, ikinci dalga, üçüncü dalga olur mu? Yoksa doktor, profesör doktor Mehmet Öz var Amerika'da, onun söylediği gibi artık hem insanın bağışıklığı artacak bu hastalığa, grip gibi, yani hafif atlatacak, hem de virüsün kendi adaptasyonu hızlanacak. Şu anda Mehmet Öz'ün yalancısıyım, o söylüyor. O diyor ki bu virüs yeni bir şey, giriyor vücuda, vücuda girdiğinde kendini yer edinmek için çok çalışıyor, çok çalıştığı için çok hasta ediyor. Ama alıştığı zaman nerede yaşayacağını, nerede bulunacağını, o da durumu azaltacak. Tartışma konusu bu gelen uçaklar tabii ki. Uçak seferleri dursun diyor bir kesim, diğer kesim siz anne değil misiniz falan filana getiriyor. Ama karantina koşullarında bunların artık tartışılmaması gerekiyor. Gelen geldi, kalan sağlar bizimdir. Orhan Mutimol günaydın.
Mustafa Karataç günaydın, Mustafa Aşman günaydın, Necdet Mavi Gözlü günaydın, Salih Eşref Asoğlu günaydın, İlkay Adalı günaydın, Cuma Gül Muradova günaydın, Mehmet Ali Çavuşoğlu, Hanife Yılmaz günaydın, Rahmi Mercan, Fatoş Kerimoğulları, Serdar Tirak, Kubilay Güler, Duygu Özuğurlu söylemiştik. Herkese selamlar. Bir kez daha Fatoş Kerimoğulları, Rahmi Mercan diyoruz. Mehmet Ali Çavuşoğlu günaydın kardeşim. Cuma Gül Muradova hayırlı sabahlar. İlkay Adalı sevgiler, saygılar. Necdet Mavi Gözlü, selam aleyküm Mustafa Aşman. Raif Toluk kardeşim günaydınlar. Orhan Mutimol tekrardan size ve tüm Kıbrıs, tüm halkına, Kıbrıs Türk halkına diyor. İbrahim Bektaş, Ayşe Ömer Balkaya, Mehmet Bata, İbrahim Özsanlı. Evet, Mehmet Bata diyor ki benim kiracım değil kirayı, yiyecek ekmeğimiz yok diyor. Sebebi bir başka üçüncü ülke vatandaşı olması. Burada hata nerede? Burada bir hata yok. Burada çok olağanüstü bir durum var. Burada çok olağanüstü bir facia söz konusu. Bundan daha kötü bir doğal afet yaşamadık. Bundan daha kötü bir doğal afetle karşı karşıya kalmadık. Kimse bilmiyor ne olacağını, kimse bilmiyor nasıl hesap yapılacağını. Bundan sonra önce bunu atlatmamız lazım. Dün Başbakan ve Sağlık Bakanı yatay gidişten söz ettiler. İnşallah yatay gidiş söz konusu olur. Ama Sayın Tufan Erhürman'ın bir paylaşımı vardı. Yaşadıklarımızdan öğrendiğimiz bir şey var mı diyor. Euronews'de bugün yayınlanan bir habere göre bilim insanları Çin'de sıkı tedbirlere Nisan ayında devam edilmemesi durumunda Ağustos ayında ikinci bir dalganın geleceğini düşünüyorlar. Haberin daha fazla endişe yaratan yanı şu, Nisan'da sıkı tedbirlere devam edilmesi durumunda sağlanacak yarar ikinci dalganın Ekim ayına kadar geciktirilmesi. Yani özetle bilim insanları ikinci dalganın kaçınılmaz ancak ertelenebilir olduğunu söylüyorlar. Biz de önünde sonunda, eninde sonunda, önünde sonunda açacağız ülkeye girişleri. O durumda da tek bir pozitif vakanın ülkeye girişi dahi yeni bir süreci başlatabilecek diyor Sayın Erhürman. Bunlar bir hiçbirimizin gerçekleşmesini arzu etmediği kötü senaryolar. Başka bilim insanları farklı şey söylüyor olabilir, onları da takip etmek lazım. Bize düşen bilim insanları tarafından ortaya konulan iyi kötü tüm senaryoları çalışmak, her birine uygun planları, programları geç kalmadan hazırlamak. Yaşadıklarımızdan ders çıkarıp yönetim biliminin verileri ışığında şekillendirmeye, bilim insanları tarafından ortaya konan her türlü senaryo karşısında hazırlıklı olmamızı sağlayacak orta ve uzun vadeli planları yapmaya başlayacak mıyız? Yoksa hele bir ne olacağını görelim, ondan sonra düşünürüzle yetinip günlük kısır sözde siyasi tartışmalara boğularak hiçbir şey olmamış, hiçbir şey yaşamamışız gibi mi davranacağız? Sanırım önümüzdeki dönemin en can acı soruları bunlar olacak. Gündem Kıbrıs'ta okudum, şimdi Tufan Erhürman hocamın açıklamasıydı, bu çok önemli. Bu arada İngiltere'de toplamda 50 Kıbrıslı Rum ve 41 Kıbrıslı Türk vefat etti. Allah rahmet eylesin. Rumların toprakları bol olsun diyoruz. Efendim, devam edeceğiz. Ayşe Ömer Balkaya, İbrahim Bektaş, Yılşen Nacibondigo, günaydın. Şengül Emina, Ahmet Beyaz, Deniz Fatih Kalaycı Yaylacı, Girne Limanı'ndan Balıkçı Fatih, limandaki arkadaşlardan günaydın, sizi çok seviyoruz. Fatih kardeşim günaydınlar, sevgiler, saygılar bizden de. Fatma Mete Taşkan, Raif Erdal, Deniz tekrardan Fatih Kavalcı, Fatih kardeşime selamlarımı iletiyorum. Filiz Akın bize selam göndermiş. Tabii Filiz Akın Karacaoğlu, bu bizim Filiz Akın değil, o değil. Musa Çil, Doğan Ang, Ekrem Gazi Özuysal, kardeş günaydınlar. Varnavas Panter, güvende kal, evde kal ey Kıbrıslı, meram anla demiştik geçen gün. Kemal Zaim, Kahir Demirel, Serdar Tirak, bu doğal afet değil, kısmı bir kıyamettir diyor. İnsanlık uyanmalı, kısmi kıyamet. Kısmi kıyamet bu yorumda bana çok ilginç geliyor. Yanlış değil bunlar. Yanlış değil. Farklı binlerce yorum var. Farklı binlerce yorum yapmaya da devam ediyoruz. Devrim Varoğlu Kaliforniya'dan selamlar ediyor. Muharrem Pit'in kardeşi Bradın. Mustafa Pit de o. Bizim Mustafa Pit. Evet. Size çok selamı var.
Brad Pitt'e selamlar. Angelina'nın durumu ne? Selam ederim ona da. Göçmenler, artık bilmiyorum. Bu Brad'la Angelina'ya da selam söyle. Kıbrıs'taki arkadaşları çok zorda, çok sıkıdayız sevgili Varoğlu kardeşim. Bilmiyorum artık ne vallar, Hollywood'dan para mı toplarlar, bize gönderirler, hiç bilmem ama durum berbat burada Devrim Varoğlu. Rahmi Roket günaydınlar. Nevin Oğuzca, yeni düzen kurulana kadar bizi korkutacaklar diyor. Bu da bir yorum tabii ki, bu da bir yorum. Evet, uçak seferleri dursun birçok konuda, birçok tartışma bugün bu noktada birleşiyor. Tabii birbirimize hakaret ederek bu konuda tartışıyoruz. Birbirimizi sürekli aşağılayarak bu konuda tartışıyoruz. Bence yanlış olan o. Yanlış olan o. Birbirimize hakaret etmeyelim. Birbirimizi hakaret, yanlış Türkçe kullanmak da gayet doğal. Bu bizim Sağlık Bakanı için de geçerli. Yani heyecanlanıyor çok fazla konuşurken. Ve Türkçesinde sapmalar, kaymalar oluyor. Bu başbakan için de geçerli. Başbakanımız da hata yapıyor. Ama bu herkes için geçerlidir. Herkes için geçerlidir. Burada yıllardır televizyon ekranlarına, radyo mikrofonlarına çıkan insanlar bile hata yapabiliyor. Elbette ki siyasetçiler. Bu bir insanın çok güzel bir insan olmasını, çok sağlam bir karaktere, çok çalışkan bir yapıya sahip olmasına engel değildir. Ve bu ülkede hala şakasının, dalgasının geçilmesi, yapılması gereken bir durum da hiç değildir. Bunu üzülerek belirtmek istiyorum. Bu bir tarzdır, bu bir tavırdır. Olabilir birçok bizim köylerimizin birçoğunun aksanı var. Herkes Recep Tayyip Erdoğan değildir, yani hitabet konusunda. Herkes Muharrem İnce değildir. Herkes Yılmaz Özdil de değildir. Yani Türkçeyi çok iyi kullanmak, yazmak, çizmek, herkes farklıdır mutlaka. Tabii ki Sayra Kere de günaydın diyoruz. Sayra Kere, Cem Murgun kardeşime, patronuna selamlar ediyorum. Mehmet Şenler, Kemal Zaim ve Tarkan Sabit'e, Lefke'ye de çok selamlar ediyorum. Efendim, hava durumuna gidelim. Devam edeceğiz. Hem tartışmamıza hem gazetelerimize bakacağız. Dükkan bizim. İsterseniz telefonla da Örsan bize atsın telefonu hava durumu sırasında, isterse oralara. Bilmiyorum kaçtı telefonumuz ama biraz sonra bize telefonla edebilirsiniz. 829-99-19 0533-829-99-19 bizi arayabileceksiniz. Mujtaba Hattak. Evet, Mujtaba Hattak kardeşim bize diyor ki günaydın Kıbrıs, evde kal, güvende kal. Yaşa, thank you very much. Hasan Devecioğlu tahta kafalı çok buşin var diyor, onu söylemedim. Çıkmayın yani. Sayra Kerr para basmayı öğrenemedik diyor. Para basmak o kadar kolay mıydı? Basmaya gerek yok. Ülkedeki bütün monopolilere el koyarsınız. Monopoliyle işi devam ettirirsiniz ama gerek yok buna. Para basmaya hiç gerek yok. Çünkü para basmak ayrı bir olay. Dolar molar işi. Dün bu konuyu okumaya çalıştım. Yıllardır bu konuyla uğraşmaya çalışıyorum aslında. Nasıl olur da, mesela geçen gün biri sormuştu burada. Nasıl olur da hala Türk lirası dolar karşısında değer kaybeder diye. Bu arz ve talep meselesidir. Eğer dolara çok fazla talep olursa onun fiyatı yükselir. TL'nin talebi düşerse düşüyor. Yani faizlerle, faiz oranlarıyla da alakalı uğraştım çok. Ve para basmak öyle o kadar kolay değil. Zaten şu anda dolar basıyorlar. 7 trilyon sanırım ki dünyayı idare etsinler. Ama biz o dünyanın dışındayız. Bizim bir de böyle bir durumumuz var. Yani bir dünya var şu anda. Böyle küre, yuvarlak. Dünya değirmeni yuvarlak biliyorsunuz. Eskiden düz diyorlardı. Hala ben var öyle. Ben röportaj da yaptım dünyanın düz olduğuyla ilgili. Ay'a gitmedi mesela hiç kimse dedi bana adam. Yalandır o dedi. Dünyada dümdüzdür dedi. Kimse yuvarlak olduğunu dedi iddia etmesin dedi. Böyle Kıbrıslılarımız da var. Tabii ki ellerinden öpüyorum hepsinin. Öyle biliyorlarsa öyledir. Öyle bilmeye de devam etsinler. Birinin bir zorlama, bir değiştirme iddiası yok tabii ki. Evet. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. O yuvarlak dünyanın
içerisinde şu anda bütün dünya koronavirüsü tartışıyor ve onunla mücadele ediyor. Başka hiçbir haber yok, biliyor musunuz? Hiç başka haber yok. Benim işim bu. Bütün gün bununla uğraşıyorum. Hem dinliyorum, hem okuyorum, hem bakıyorum. İngiliz gazetelerine, Amerika'ya, Avustralya'ya, her tarafa bakıyorum ama başka haberi yok. Bu sene mesela ne oldu ekinler falan filan, hiç kimse yok. Bir tek çileği satamıyoruz. Neden satamıyoruz? Koronavirüs yüzünden satamıyoruz. Badades kaldı tarlada. Neden? Koronavirüs. Her şey koronavirüs. Hüseyin Kaygaz, Aycan Zorlu Erkan, Kozan Yorgancı. Kısmi sokağa çıkma yasağı olduğu halde yollar araba dolu. Kime sorsan markete gider diyor. Bu da doğru. Yanlış aslında. Sıkıldı insanlar. Ama bu sıkılma ve korona olayı çok ciddiye alınması gereken bir olay. Mustafa Moğaç, günaydınlar. Günaydın kardeş. Mehmet Uçaner kardeşim, günaydın. Raif Erdal, tekrardan günaydın. Evet. Gidelim havamızın durumuna bir bakalım. Bugün hava nasıl? Hava nasıl olacak bugün? Hava durumundan sonra devam edeceğiz. Tartışacağız. Ne yapacağız kardeşim bundan sonra? Nedir durumlar? Dün 3-5 kişiyle, hatta 5-10 kişiyle konuşmaya çalıştım. Hiç kimse iyi bir şey söylemiyor. Onun için hazır olalım. Yani gerekirse İlk çağlara döneceğiz. Harper Şekerci, günaydın, hayırlı yayınlar kardeş demiş bize. Muhtarımı okuyayım, Ömer Meraklı, eski muhtarım, başkanımız o bizim. Günler aydın, herkes evde kalmaya devam etsin. Kimsenin canı evde sıkıldığı için insan görmeye, kolu komşu görmeye evden çıkmasın. Biz dünyanın her yerinden sizlere göresiniz diye ayağınıza uçaklarla, vapurlarla insan taşırız. Hiç merak etmeyin. Ömer Meraklı da öyle demiş. Ali Unyayar'a selamlarımızı ediyoruz ve hava durumuyla devam ediyoruz. Bir kez daha günaydın, bir kez daha merhaba. Bölgemiz alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Bugün soğuk hava. Hava parçalı bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek. 8 Nisan 2020 Meteoroloji Dairesi'nin raporu böyle. Evet, rüzgar güney ve batı yönlerden orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli olarak esecek. Girne 20 derece santigrat, Çamlıbel 19, Lapta, Akdeniz ve Esentepe 18, Boğaz 17, Alevkayası 16, bu Girne Boğazı tabii ki. Lefke 17, Güzelyurt 20 derece santigrat, Lefkoşa, Ercan, Geçitkale, Beyarmudu, İskele 21, Gazimağusa 20, Yeni Erenköy 19 derece santigrat. Bir kez daha söyleyelim sizlere, bugün hava parçalı, yer yer sağanak veya gök gürültülü, sağanak, yağmurlu geçecek, durumumuz böyle. Necdet Mavi Gözlü ceket sıktı, sıcaklar geliyor demek ki, koronaya güle güle diyor. Bu yorum da ilginç, bu geçen gün Hürriyet Gazetesi'nin de manşetindeydi. Dünyada bilim insanları bunu da tartışıyor tabii ki. Sıcak ve nemli havanın bu virüsü yavaşlatacağı iddiaları var. İnşallah öyledir. O zaman Haziran'ı, Temmuz'u bekleyelim, sıcaktan iyileşelim gibi bir durum, ya da bağışıklık kazanalım. Günaydınlar, öğrenciler akşam geldi, Güzelyurt'taki bir öğrenci yurduna yerleştirdiler. Kaç gündür bu yerleşecekleri bilindiği halde ne temizlik ne hijyen, odaların içi eşya dolu, gönderilen foto ve videoları yayınlayın diyor Erdinç Ökten. Bu da ilginç. Kaç gündür yerleşecekleri bilindiği halde dün Sayın Dışişleri Bakanı gitti, oralarını gezdi ve Sayın Dışişleri Bakanı tam tersini söyledi. Oranın son derece iyi olduğunu anlattı, fotoğraflar da yayınladı. Dolayısıyla orası çok iyidir diye düşünüyoruz. Kaç gündür bu yurda gelecek ve yerleşecekler, eğer pis bulduysalar odaları, anneleri, babaları, aileleri, belediye, şu bu, onlara bir doncuk göndersin. Zaten vakitleri de çok, bir miktar temizlik yapsınlar. Askere de hazırlanırlar, kadın erkek ayırmıyorum. Askerde de hazırlanırlar. Bu arada askerimize de sevgili
güvenlik kuvvetlerimize ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetlerimize, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığımıza sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Sağlık çalışanlarımıza, polisimize, itfaiyemize sevgi ve çalışanlarımızı iletiyoruz. Günaydınlar Dila Bassoy, Ali Unyayar tekrardan günaydınlar. Suna Atam günaydınlar. Kamil Basmacı günaydınlar. Marketlere sıkı denetim yapmıyorlar. Sıcaklığını ölçüyor, gelir ne maske ne eldiven, böyle girerse olmaz diyor. Oturun evde gitmeyin. Özgül Erdoğan Özdemir Ağa hayırlı sabahlar. Tugay Tuver, güzel günlerin geride kalan günlerden, geleceği zor geçeceği günlerden bize günaydın etmiş Tugay Tuver kardeşimiz. Ve devam ediyoruz programımıza. Evet, önce bu koronavirüsü bir şekilde atlatmamız lazım. Nasıl atlatacağız? Beklemek zorundayız. Çatalköy'den Yusuf Koçkat selam ediyorum size. Şimdi annelik, aile, babalık duygusu bambaşka bir olaydır. Koronavirüs gelirken çocuğum yanımda olsun. Buna mazaret olarak mesela çıkıyor biri diyor ki İngiltere'de 784 kişi öldü. Evet, İngiltere'de yayıldı bu iş. Ama hiç kimse bilmiyor. Yayılması mı iyiydi? Çünkü herkes bulaşmazsa geçmeyecek bu diyenler de var. Yani herkes veya %70, %80 diyenler var. Mutlaka bulaştan geçmesi lazım. Yani biraz önce Tufan Erhürman hocamın paylaşımından aktardığım da oydu aslında. Yani ikinci dalgası da gelecek, üçüncü dalgası da gelecek diyenler var. Bu yüzden efendim İngiltere'de kalırsaydı şuydu buydu olabilir. Siz böyle inanıyorsunuz. Yanınızda, benim yanımda koronavirüs bir şey yapmaz da diyebilirsiniz. Ki bu çok doğal bir duygudur. Çok doğal bir duygu. Bu savaşta bir annenin veya bir babanın kurşun yağarken evlatlarının üzerine abanmasıdır. Biz yaşadık bunu. Çocuklarının ve bizim üzerimize eğilmek isteyen bir büyüğümüz 1974'te Gaziveren'de, bugün hala felçli olarak evinde oturuyor. Televizyonlarda, radyolarda daha önce çok okuduk. Ama ben manzarayı hatırlarım. Günlerce yatağın altında kaldık. Ve genellikle böyle hep kapıdan taraf annem yatırdı ki kurşun murşun gelirse önce ona vursun diye. Anlatabildim. Annelik, babalık tabii ki böyle şeylerdir. Ama Allah göstermesin. Bu ülkede biraz kontrolü kaybeder de yayılırsak, unutmayın, biraz sonra okuyacak Mustafa Muaç. Alo, günaydın kardeş. Bizde o oksijen tüpü de 60 ya da 65 taneymiş. Başka da yok. En eşi oksiyonu. En eşi riyalya. Eşi maskara dedi Sedat Avcan dün. Evet. Bugün 2 ay oldu kızımı görmüyorum. Ben de anneyim. Oğlum da yurt dışında. Ben anne değil miyim diyor Hanife Yılmaz. Evet. Aynen olay bu. Farkında değil ama galiba güzelim Kıbrıs'ım kendi elimizle verecek bu adayı bu dikkatsizler yüzünden. İnsanları suçlamayalım, kimseyi suçlamayalım. Evet, herkes annedir, herkesin tavrı başkadır. Herkes düşünmelidir, bilmelidir. Ama buna mazaret uydurmayalım. Çünkü bu koronavirüsü Profesör Doktor Ürsen Balıkçıoğlu şu anda, ama o Profesör Doktor ne profesörü? Girnecon profesörü. En güzel profesörümüz. O geldi. Şimdi bu koronavirüsü anne sevgisi durdurmuyor.
bu korona servis, koronavirüsü ve işte İngilizler Türklere de bakmıyor falan gibi yalanlarla, mazaretlerle da gitmeyelim yani, Allah aşkına gitmeyelim. Ama tabii ki, tabii ki istiyorsunuz, geldi evlatlar yanınızda şu anda. Ama güzel orada gidip gelemeyeceksiniz. Bekleyeceksiniz, bir yerde kaymakamlıkta toplayacaksınız ve vereceksiniz. Hatice Rüstemoğlu Günel Gaziveran'a selamlar. Recep Cemal Tüm Türk Elli'ye selamlar. Evet, Halmenli Hacı Eva günaydınlar. Türkmenistan'a da selamlar. Türkmen kardeşlerimiz de buradalar. Onlara da selamlarımızı ediyoruz. Mesela Türkmenistan'da korona kelimesi yasak. Kurbangulu başkanımız yasaklamıştı onu. O da ayrı bir mesele. Evet, gelelim tartışma noktamıza. Gelelim tartışmamıza. Birazdan gazetelerimizi zaten okuyacağız. Haberciyi okumuştuk. Devam edeceğiz. Nacak gazetesine bakalım bugün. Bir şirketi manşetine çıkardı bugün Nacak gazetesi. Toplam kira borcu 7 milyon euro diyor bugün Girne ve ülkenin birçok yerinde tabii ki otelleri bulunan bir şirket. Biz bu tür kavgalara şu anda girmeyelim. Girmeyelim bugün. Toplam kira borcu 7 milyon euro diyor Maremonte. Otelden bahsediliyor tabii ki. 49 yıllığına kiralayan Net Holding 2012 yılından bu yana kira ödemiyor demiş, ama bu konu mahkemelik. Biz bu konuya pek girmeyelim diyoruz. Pınar Lavkan hocam günaydınlar. Bugün bir sarıcağ sağ olun. Herkesin Berat Kandili kutlu olsun. Sağlık, sıhhat dilerim tüm dünya tabii ki. Bizler de Berat Kandili'ni dün de kutlamıştık. Bugün bir kez daha kutlayalım. Herkesin Berat Kandili kutlu olsun. Yurttan yayınlanan fotoğrafları gördük sabahleyin. Spesifik birkaç noktadan çekilen fotoğraflardır bunlar. Gelen çocuklar hepimizindir. Ama kimse kusura bakmasın da bu fotolar siyaset kokar. Yayınlayan arkadaş İngiltere'den havaalanından foto paylaşmıştı. Sosyal medya haberlerinden gördük. Maalesef aynı kişi o kadar riskli bir yerden gelmesine rağmen maskesizdi. Hatta fotolarda başka maskesiz çocuklar da vardı. Barış Arıkan siyaset yapmayın diyor. Herkes orada kalacak. Odalar biraz pis ise pis odada kalacaksınız. Eğer bizi pis odaya koydular diye şikayetiniz varsa yazılı yapınız veya ilk seçimde oy vermeyiniz. Ben ne diyeyim artık yani. Size ilaç versinler, temizlik yapınız siz. Yani oradaki o fotoğrafı paylaşan kardeşim. Yani bu bir olağanüstü durumdur. Ve gerçekten, gerçekten bu hükümet yapabileceğinin ötesine de geçmiştir. Çünkü en eşidir ya, eşi maskara da olabilirdi. En eşidir ya olduğu halde, yani no kotor, no money anlamında söylüyorum, hala uğraşıyor. Tabii ki siz ödediniz yol paranızı, o ayrı bir mesele. Ama bu devlet ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tabii ki aracı olmasıyla, tayyare ül havalan havalan olmasaydı, ağlamaktan iki göz iki çeşme su sorununu çözecektik diye düşünenler arasındayım. Girnecon'u yudumluyorum. Bilmem anlatabilmiyor muyum? Ama odalar pis. O da pis ise Gardakçığım sağ ilaççık versinler. Bir de mop da temizle lütfen. Lütfen. Get ready for military service in English. You know? You know what I mean? Der İngilizler. Okay? Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Şu teklifim var. Odası pis olan arasın annesini babasını bugün, o da pistir diyorsa, ki biz akşam gördük, ben akşam orada görevli arkadaşların paylaşımlarını da okudum. Hiç öyle bir durum yoktur. Varsa da birileri lütfen, lütfen ama yardımcı olsun, gitsin iki tane maskalı adam ilaççık milaççık götürsün, siz de biraz çaba sarf edin. Siz de biraz çaba sarf edin. Çöp möp varsa alınsın, unutulmuştur. Bu ülkenin bugüne kadarki en güzel yurtlarından bir tanesi
Dikmen'deki yurttur. Ora için çıkardığımız paparanın da haddi hesabı çok yüksekti. O günlerde hiçbir şey söylememiştim. Tamam, haklıdır. Tabii ki kimse pislik içinde kalamaz ama kimse kusura bakmasın. Kimse kusura bakmasın. 1974'ü yaşadık biz. Oturduğumuz yere hem mıçardık hem mişerdik. Olduğumuz yere ve noktaya, 7 yaşındaydım. Mok içinde ve midik içindeydik. Yani anladınız. O günlerdir bu günler. Ve kimsenin de parası yoktur. Bu devletin parası kalmadı. Bunun da artık yalana, driyalya işlerine, uydurmaya herkes hazırlıklı olsun. Kötü günlere doğru gidiyoruz. Maaşlar da kesilecek. Maaşlar da düşecek. Hazırlanın. Bu bir tahmin değildir. Bu bir saptama değildir. Bu bir analiz değildir. Nisan ayının sonunda da bir miktar para görecek. Mayıs ayının sonunda driyalya. Eneşi driyalya der Sedat Avcan. Evet. İnanırsak, kurallara uyarsak güzel günler de yakındır Mehmet Uçaner hocam diyor. Kardeşim diyor. Yılbay Direkçi, para eşi para eşi hara. En eşi para ekso maskara. Bir daha tabii ki bilenden geliyor. Eşi para eşi hara. En eşi para ekso maskara. Hadi. Yaşa Yılbay Direkçi, teşekkür ederim. Hüseyin Kayalp kardeşim bir şey paylaşmış. Bakarız biraz sonra. Bu arada hemen böyle bir geçelim. Sağ ol, teşekkür ederim. Mehmet Ali Salih, çok doğru söylen diyor. Mehmet Ali Salih, sağ ol abi. Özür dilerim. Hüseyin Kayal bakacak şimdi. Likaşım Medi. Erdoğan Akkılınç, kardeşim, günaydınlar. Bazı insanlar çok sorunlu. Yemeğini verdin, kaşığı da. Gel yemeği çiğne, yedir beni diyor. Evet, birazcık da bu yorum haklı şu anda. Lütfen artık geldiniz, odalarda pis ise temizleyiniz. Yalvarırım size, mızırlık da etmeyiniz. Efendim, bu kadar. Bu kadar yapabiliyormuş bu devlet. Pis odada sizi tutuyormuş demek ki. Tek sorunumuz da buydu bizim. Buydu. Okey? Başka sıkıntımız yok. Temizlik imandan gelir. Bu gelenler hayatlarında temizlik yapmadılar mı? Ben olsam her gün mop, tuvalet temizliği zaten yapardım. Sanki 10 hizmetçiyle birlikte yaşarlar. Bu kadar kara gözlük ve görgüsüzlük olamaz. Evet, ben de gördüm şikayet eden arkadaş maskesiz, eldivensiz uçaktan indi. Kayıt yapacağına kendi önlemini alsın. Kim giydirecek maske ve eldivenini? Özel hizmetçisi mi olması lazım? Evet, Filipinliler dediğini yaptı. Sokakta maskesiz gezene vur emri yaptılar. Benim dediğimi yaptılar ama Filipinler devlet başkanı. Eskiden zaten çok insan vurduğunu da itiraf eden bir manyak. O ayrı bir mesele. Hasan Tünar, İzmir'den Kıbrıs'a uçak olacak mı diye soruyor. Hayır. Bundan sonra 10 Nisan dediler Ankara'dan bir uçak için ama o konuda da ben emin değilim Hasan Tünar kardeşim. Ama gemi işleri devam edecek. Karantinayla beraber. Bu arada Güney Kıbrıs'a da bazı uçuşlar devam ediyor karantinayla beraber. Yani İngiltere'den güneye de bildiğim kadarıyla you can come diyor İngilizler. Yani gelebilirsiniz ama you may, welcome, you're welcome. Ama 14 gün sizi güney karantinada tutacak. Sonra getirecekler Letra Palas'a, Kermiye'ye, oradan yürüyerek geleceksiniz. Bizde de alaklar sizi koyacaklar 14 gün gelmeyin. Daha iyisi gelmeyin. Evet, Sayın Bakan Fahrettin Koca açıkladı. İyileşen virüslü birisinden 3 sefer kan alınarak koronavirüslü hastaya verilip virüsün iyileşmesi sağlandı. Bizde ekipman var mı bunu yapabilen, araştırılmasını rica ederim diyor Hasan Baler Kaya. Bizde ekipman veya kadro var mı sanmıyorum.
Evet, Rezvan Özveri bu kadar şımarıklık olamaz dedi. Bence bu meseleyi artık lütfen kapatalım. Bu konuyu kapatalım. Evet annesiniz, evet babasınız. Evet istediğiniz evlatlar, yakınlarımız gelsin yanımızda olsun. Teşekkür ediyoruz getirenlere. Başbakan başta olmak üzere. Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı. Bu çok önemli bizim için. Onlardan Allah binlerce kez razı olsun. Türkiye'den de tabii ki. Ve İngiliz Devleti'nden de isteseler izin vermezlerdi. Biz devam edelim Hüseyin Belerkaya, Fahrettin Koca'yla ilgili açıkladı. İzmir konusunu bilmiyoruz demiştik. Şimdi gelemedik bir türlü. Kaşındı kulak değdik, şey yapalım ama ne yapalım, manyağa döndük bunun içinde Allah için olsun. Bak yine dezenfektan durumuna geldik. Evet. Dezenfekte et elcikleri. Evet. Evet. Şimdi o mis gibi de kolonyacı. Limon kolonyası. Bayılırım kokusuna. Herkes de huylanırdı. Kıbrıs'ıma sevgiler Hatice Uludağ Yurtkaya. Evde kalıyoruz. Evde kalıyoruz. Efendim. Solar Bay Paralik bize teşekkürlerini ve selamlarını iletiyor. Biz de aynı şekilde yapıyoruz. Zafer Küpeş'te Arden Hellime selamlarımızı iletiyoruz. Selba Homza Tapi, evde kal, güvende kal diyoruz. Seni seviyoruz. Sevener Travel, çok seviyoruz sizleri arkadaşlar. Selamlarımızı iletiyoruz sizlere de. Vestel, her gün evimizde, kapımızda, her tarafımızdasın. Kulaklarımdasın. Dün bütün gece kulaklarımdaydın Vestel. Kulaklıcıklarım Vestel'dir de onun için muhteşem bir şey. Akşam en az, çok rahat söyleyebilirim, 100 tane şarkı dinledim. 100 tane şarkı dinledim. Çok güzel şarkılar dinledim. Mesela İdigi Muy Batrida Ehimi Rastistavio diye elence şarkı bile dinledim. Evet, Türkçesi de var bunun. Benim yurdum ikiye bölünmüş ortasından. Hala buna kızar mısınız? İkiye bölündü bizim yurdumuz. O tarafta bir güney, bu tarafta bir kuzey. Arada barikatlar. Korona da geçilmez. Şimdi o tarafa gidilmez. Korona geçebilir de biz geçemiyoruz. Biz geçemiyoruz. Neden? Koronadan kaynaklanıyor. Çünkü üzerimizde korona varsa ona da ona sonra korona. O ona koya koya gidiyor bu koronayı ve mahvoluyoruz. Afrodit Wellness and Spa kesinlikle kardeş. Cihancığım bak yerimi ayırt. İlk açıldı bu yollar da gidebilirsiniz de odur budur. Oradayım çünkü ihtiyacım var. Deliriyorum artık, kaybediyorum. Öyle saunacığın içine lazım gireyim. Öyle atayım boynumu da. Yeşildal sosyal medyadan takip ediyorsunuz. Kanalizasyon takıntınız varsa ilgileniyoruz. Akayoptik, Mehmet Akayoptik ve Vizyon 2000'e selamlarımızı iletiyoruz. Açın artık sizde de gözücüklerde. Zannedersem bir ufak değişiklik daha yapacak. Çünkü uzaktan Sedat Avcan bile anladı bu işi. Düşün, ülkenin en iyi davulcularından biridir Sedat. Dedi bak gözlerin bozuktur. Profesörleşe herkes korona profesörü olurken arada gözcü de oldular. Yani Sedat abim, kardeşim benim tabii ki. Intergaz, Mavigaz sıkıntı varsa 444-55-44'ü arıyorsunuz. Çangar Motor sizlere selamlarını ediyor. Biz de onlara sağlık, mutluluk diliyoruz. Evet, Hatice Uludağ Yurtka, Fikriye Özsayıroğlu Dağcı, Gülay Koç. Ben Hatay'dayım. Ne zaman uçuş olacak? Çocuklarım orada diyor Gülay Koç. Artık Gülay Hanım zannedersem uçuş olmayacak diye biliyorum ama gemi seferi falan var ama karantina seferi de var. Yani geldin çocukların yanına diye 14 gün karantina. Bence bu şekil idare edelim diye düşünüyorum. Sibel Paralik sevgiler, saygılar, günaydınlar. Yaşar Aracı kardeşim, ne yapan? Nasıl gider yumurtacıklar be Yaşar? Biriklerin... Hasan Aysal, good morning abi. Gündelikçi çalışanlar olarak ekmeğe dürbün unan bakmaya az kaldı. Love you TRNC diye bir mesaj atmış bugün Hasan Aysal, gündelikçi çalışanlar. Evet, bu konuda da evet telefonumuz var. Bugün bizi erken erken aradı. Buradan aradı. Sevgili Örsan Balıkçıoğlu kardeşimin sıkıntısı var bu konuda. Sıkıntısı değil, talimatı var. Ulus hocam sensin galiba. Alo? Yok, iyi günler Ulus Hoca değil. Ben Ayfer Altıok, Mansa'dan arıyorum. Buyurun, canlı yayındasınız. Biliyorum.
Şimdi aslında bu uçakla gelenleri hangi karantina merkezlerine gönderdikleri açıklanır da gemiyle gelenler nereye? Hiç ben duymadım gemiyle gelenleri falan karantina merkezine götürdüler diye. Evet. Nereye? Yoksa herkes kendi evinde karantina alsın kendini mi diyorlar? Yok, gemiyle yani gelenler de gemiyle gelenler de karantinaya giderler. Şimdi tamam, uçakla gelenler nereye? Uçakla hep gelenler organize geldikleri için herkes biliyor. Bir sürü kişi de paylaşım yapıyor. Ama gemiyle gelenler nereye? Sizin bilginiz varsa açıklarsanız, yani bir öğrendiğiniz bir yer varsa. Merak ediyorum, gemiyle gelenler nereye? Geçtik bu soruyu, bilmiyorum. O bir soruya gelelim. Bir öğrenin de. Çünkü ben gerçekten o konuda endişeliyim. Çünkü gelenler herhalde evlerinde kendini karantinaya alsın. Nereye? Tamam. Sorayım hemen. Bekleyin. Tamam. Hatta kalın. Hatta kalın. Hakikaten. Yok, kalabilirsiniz ama ya da dinleyin. Kapattılar. Ben soruyorum. Bu arada düştü bizim şey. Charger, goylum. Hemen sorayım. Mesaj atacağım yani. Müsaadenizle birkaç saniye mesaj yazmam lazım. Hemen yazıyorum. Hemen yazıyorum. Özür dilerim. Günaydınlar. Bakanım, günaydınlar. Gemiyle gelenler, ses kaydı var burada. Karantinaya nerede alınıyor sorusu soruldu. Arz ederim. Evet, hemen ben gönderdim. Gelirse cevap anında söyleyeceğim sizlere. Şimdi efendim 2-3 dakikamız var. Aysın Öztürk müdürüm, günaydınlar, selamlar. Mehmet Ali Salih abim, günaydınlar tekrardan. Ahmet Tekman, çok teşekkür ederim. Selamlar Ahmet Tekman. Onu şu anda dinleyemem. Kardeşim, bir ufak sıkıntı var. Tayfun Kurtarıcıoğulları, gemiyle gelenler otollere yerleşti. Koloni, Cyprus Garden ve Gönyeli'de Royal Palace Hotel. Süpersin Tayfun Kurtarıcıoğulları. Çok teşekkür ederim. Gerek yok Sayın Bakanım. Evet, gemiyle gelenleri de biraz önce sorduk. Gemiyle gelenler yerleşti. Sağ ol, teşekkür ederim. Aman Ahmet abi sağ ol. Ahmet Tekman kardeşim, çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olasın. Bir tanesin. Teşekkür ettim sana. Çok teşekkür ederim. Postacı sana çok sevinçli haberler getiririm inşallah size bir gün. Evet, sıkı ve kıtlık günler geliyor. Hükümet adadaki bütün gıdaya ileride ödemek şartıyla el koysun. Eşit şekilde renk ırk ayırmadan yıl sonuna kadar dağıtılsın diye de bir yorum var. Kenan Aksoy kardeşim böyle bir yorum getirdi. Okan Erdemsiz kardeşime selamlar ediyorum tekrardan. Onlar da otellerde karantinaya alınıyor dedi Okan Erdemsiz bizlere. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Semavi Aşık, günaydınlar. Güzel yurtta virüs yok mu? Olmasın da gelecek olanlar kim gelecek olanları kim denetleyecek diyor Yaşar. Çıkmayacaklar abi, yasaktır çıkmaları odadan. Yani merak etme. Oraya da götürsünler, yaysınlar her tarafa diyor. Eneşi hrima, eneşi dulya. Para yoksa iş de yok diyor Niyazi Nizam. Çok güzel söyledi. Ciddi anlamda işsiz kalacak birçok insanımız olacak. Doğrudur. Ahmet Gürel Alp hocam diyor ki günaydın Serhat kardeş. İnşaat malzemesi satıcıları ufak ufak başladılar baskıya. Ardından restorancılar ve diğerleri gelecek. Bence biraz daha sabırlı olmamız ve baskı yapmadan beklememiz gerekir. Yönetenleri çok fazla strese sokmadan işlerini kolaylaştırmamız lazım diyor Ahmet Gürel Alp. Aynen böyle. Şu anda bizim yapmamız gereken bu bizi yöneten insanlara müteşekkir olmaktır. Onlara gerçekten teşekkür ediyoruz. Gerçekten canlarını da tehlikeye atma pahasına çalışıyorlar. Hiç kimse aksini iddia etmesin. Doktor Ali Pilli bu şeyi atlattıktan sonra zaten saç itibarıyla herkes şaka yapıyor. Ben de yapayım. Hippie
olacak. Hippi akımı tekrar başlayacak. Sayın Ersin Tatar'la Kudret Özer Sayın öyle bir şansları yok. Tolga Atakan'ın da pek fazla şansı yok o konuda. Ama Doktor Ali Pilli o hippi akımına kesin o saçlarından girer diye görmüş. Çünkü berberler kapalı. Bizim herkes bizim gibi şanslı değil. Benim eşim bunu daradı götürdü. Zızızız dedi makineyle. Attık aşağı. Zaten eskiden de öyle keserdim. Kamil'e giderdim. Kamil'inle türküler, şarkılar ederdi bizi Kamil. Şimdi Kamil'de yok. Evet. Ahmet Gürel Alp hocam çok teşekkür ederim. Yorum çok iyiydi. Aygül Rahman Berdiyeva günaydın. Çok teşekkür ederim Aygül Rahman Berdiyeva. Selamlar, saygılar. Şams Katak. Ne güzel isimler var. Şams Katak günaydın demiş bize. Taşkın Kargı. Kapıda araban var, binemiyorsun. Cebinde paran var, dilediğince harcamıyorsun. Gayrimenkulün var, kira alamıyorsun. Depon mal dolu, satamıyorsun. Kibirlenme ey insanoğlu. Mal sahibi, mülk sahibi, Allahü Teala, bu da bir sınav. Çok kibirlenmesin kimse. Herkes yaşadığını bilir, diyor Taşkın Kargı. Güzel bir yorum. Nur Şençelik, günaydın. Aygül Tanseloğlu. Biz 3 hafta oldu evde kal kal. Okey, fakat bu ne? Londra'dan hala uçaklar durmuyor. Londra'da doğup büyüyenler de geliyor bu akşam. Bu iş bitmez. Nereden bilirsiniz Londra'da doğup büyüyenleri? Sanmıyorum. Burada evi ve mekanı olan ve burada sürekli yaşayanlar o hakka sahiptirler. Londralılar gelemez. Hem paramız yok hem Londra'dan 1000 kişi getirip bakabiliyoruz. Teşekkürler diyor Aytül Tanseloğlu. Bu yorumdan vazgeçtik. Biz bu yorumları artık okumayacağız. Çünkü bu tartışma bitsin istiyoruz. Bu tartışma bitsin. Bu tartışma kapandı. Güzel burada geldi. Bu akşam da gelecek olanlar kapanacak. 14 gün let's wait and see diyor. Bakacağız. Göreceğiz. İsteyene girnecon dağıtıyoruz. Girneconumuz dağıtımda tabii ki. Yeni uçak geldi dün gece. Bir ay daha evdeyiz. Allah isterse başkana selam diyor Hakan Akış. Çok teşekkür ederiz. Şimdi reklama gideceğiz. Reklamdan sonra tartışmaya devam edeceğiz. Önce atladalım. Sonra ne yapacağız? Esas felaket zannedersem o zaman başlayacak. İlkel çağlara döneceğiz. Cem Yılmaz'ın söylediği gibi o Gora dönemlerine gideceğiz. Eski dönemlere artık öyle lüks markalar şunlar bunlar. En eşi Driyalya, en eşi lüks olacak. Nasıl ödeyecek? Ve neyi ödeyecek? Ya zaten burası açık hava hapishanesidir. Şöyle bir karar, benim aklıma akşam bu geldi. Gerçekten köşe yazısında da bugün onu yazdım. Mehmet Ali Önderol, günaydın Serhat'ım, iyi yayınlar, Allah hepimize yardımcı olsun. Mehmet Ali Önderol, Yusuf abime selamlar, herkese selamlar Mehmet Ali kardeşciğim. Şimdi, akşam düşün, Hasan, evet, geldiği gün açık otellere yerleşti herkes, diyor. Gemiyle gelen herkesi otellere yerleştiriyorlar. Sayın Bakanım Hasan Taçoy, çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Yaşar Aracı kardeşim, evet isterim kardeşciğim. Bir şekilde geçeceğim senden büyük bir ihtimalle. Oraç'tan kapının önünden de uzatma. Evet. Evet, günaydın nasıl derler şimdiki insanlar, düşenin dostu olalım ama düşenler kendilerini bile inkar ediyor. Ahmet Celal Taçoy da böyle demiş, bakanımızın yeğeni bu da Taçoy soyadı. Sevgiler saygılar bütün Taçoylara bu arada. Evet, şimdi ara reklam arasın.